Merhaba arkadaşlar, Bahçeşehir Üniversitesi lisansüstü programlarının düzenlediği webinarların bugün 11. günündeyiz. Bugünkü konumuz bağışıklığı güçlü marka yaratmak. Üniversitemizin farklı fakültesinden hocalarla bugün bağışıklığı güçlü marka nasıl yaratılır bunu konuşacağız. İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Şafak Şahin, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Selçuk Tuzcuoğlu ve aynı fakültede olduğumuz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Gülberk Gültekin Salman bizlerle birlikte olacaklar. Evet hocalarım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk kıymetli hocalarım, Fatma Hocam. Merhabalar. Evet, bugünkü webinarımız çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Çünkü her fakülteden temsilen bir hocamız var. Ve bağışıklığı güçlü marka nasıl yaratılır? İletişim, pazarlama ve ben de ekonomi tarafından çok farklı perspektiflerden bakarak sizlere bunu açıklamaya, değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi bağışıklığı güçlü marka demeden önce aslında sürekli doktorları dinliyoruz gündemde. Çünkü tıp önde, doktorlar önde. Bir salgın, COVID salgını içerisindeyiz maalesef. Bununla mücadele ediyoruz. Ve öncelikle insanların bağışıklığını güçlü tutması gerekiyor. Bunun için de bize sürekli söylenen düzenli beslenme, düzenli uyku, düzenli spor yapma, egzersiz yapma gibi tavsiyeler. Dolayısıyla bizim bu tarz hastalıklara veya virüslere önceden hazırlıklı olabilmemiz için bağışıklığımızı farklı faaliyetlerle ve düzenli bir hayatla güçlü tutmamızı bir şekilde sağlayabiliriz. Peki bireysel olarak bunları yapabiliyoruz. Ancak şu anki ekonomik konjonktüre baktığımızda Çin'den tutun Amerika'ya kadar birçok ülkenin ekonomisi gerçekten hasta durumda. Peki bu ekonomiler ve içerisinde faaliyet gösteren şirketler bağışıklığını nasıl güçlü tutacak ki sahibi oldukları markalarda güçlü bir duruma gelebilsinler? Şimdi ekonomiden söz açılmışken ben kısaca şu anki durumdan da bahsetmek istiyorum. Biz bir paranın bolluğuyla birlikte toplumsal olarak tüketime yöneldik. Bunun da başlangıç tarihi aslında 1971. Yani Amerika'nın karşılıksız para basmaya başlamasıyla birlikte dünyada bir para bolluğu meydana geldi. Ve yine Amerika'nın önderliğinde bu bol olan paranın bir şekilde tüketime yönlendirilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla da insanların ihtiyacından daha fazla ne yapması gerekiyor? Haz alması gerekiyordu yaptığı tüketimden. Ve gerçekten de şu güne baktığımızda bizler satın almadan maalesef mutlu olamıyoruz. Ancak satın aldıkça, elimizde olan varlıklardan birkaç tane sahip oldukça veya elimizdeki telefonun yeni çıkan modelini alabildiğimiz zaman mutlu olabiliyoruz. Böyle bir anlayışa büründük. Ancak şu an 45 gün içerisinde, 45 günlük bir tablo var ki hepimiz evlerimizdeyiz ve sadece zorunlu ihtiyaçlarımızı tüketiyoruz. Yani gıda alışverişi yapıyoruz ve diğer taraftan da sağlık harcamaları yapabiliyoruz. Onun dışında tüketim belki de durmuş durumda. Bunu nereden anlayabiliriz? Birazdan hocalarıma da soracağım. Kredi kartı alışverişlerine bakmak lazım. 45 gün önce durum neydi? Şu anki tablo nedir? Ben eminim ki kredi kartı harcamaları büyük miktarda düşüş göstermiştir. Şimdi ben Gülberk Hoca ile başlamak istiyorum. Şimdi hocam biz bir hazcı tüketim anlayışına büründük. Gelirimizden çok daha fazla miktarda tüketim yaptığımız için de borçlu yaşamayı öğrendik. Yani herkes borç içerisinde. Kredi kartı limitiniz bir miktar ama onun iki katı, üç katı kadar harcama yapılıyor ve bunları taksitlendirerek ödemek için mücadele ediyoruz. Resmen kredi kartlarını ödemek için çalışıyoruz da diyebiliriz. Şimdi biz 45 gün öncesinde bu anlayış devam ediyordu. Peki şu an itibariyle tüketim anlayışımızda bir kısım değişiklikler oldu. Hocam sizce bugünden mutlaka değişecek. Ya aşı bulunacak, ya ilaç bulunacak, bir şey olacak ve bu virüs gündemden kalkacak. Peki biz beynimize format attık mı? Biz artık tüketim anlayışımızı değiştirdik mi? Yoksa her şey olduğu yerden devam edecek mi? Teşekkürler. Buyurun. Her şeyden önce burada sizinle olmak çok güzel. Özlemişiz birbirimizi. Her ne kadar görüşemiyorsak da bu vesileyle görüyoruz.
öğrencilerimizi daha çok özledik. Tabii inşallah en kısa zamanda beraber olacağız. Fakat şu yaşadığımız süreç içerisinde hakikaten gerek davranışımız, gerek tüketim anlayışımız, gerek psikolojimiz, gerek karar verme davranışımız, her şeyimiz değişti. Dört duvar arasına kapandık, kaldık. En azından bizler evden çalışma lüksüne sahip olabildiğimiz için, işte şu anda da webinarımızı evden yapabildiğimiz için. Evet, bir kısmı var işe gitmek zorunda. Mavi yakanın belki çoğunluğu işe gitmek zorunda kalıyor. Ama beyaz yakanın çoğunluğu evden çalışıyor. Ne olursa olsun işte evet, hayatımıza giren bu hazcı tüketim hala oturduğumuz yerden de bir parça devam etse de daha... farklı, adaptif bir aslında karar verme sürecine girmiş durumdayız tüketiciler olarak. Burada baktığımız zaman bir kere fiziki şartlar bizi buna zorluyor. Çünkü hareket kısıtlığımız var. Belki sadece yakındaki markete gidip gelebiliyoruz. Bize ürünleri sağlayan kanallarda kısıt var. AVM'ler kapandı, mağazalar kapandı. Fiziki şartlara bağlı olarak bizim karar verme davranışımız değişti. Diğer yandan sosyal şartlarımız değişti. Çünkü yeni normlar oluşmaya başladı ve kültürel olarak aslında bizim toplumumuza baktığımız zaman yaşadıklarımızla diğer ülkelerin yaşadıkları arasındaki benzerlik ve farklılıkları görebiliyoruz. Burada da sosyal şartlarda da değişim söz konusu. Biz aslında yeni bir süreç içerisindeyiz. Çünkü şu anda o sürecin belki ortalarına geldik. Başında ne yapacağımızı bilmiyorduk. Her gün televizyonun karşısındaydık. Aman Allah'ım ne olacak endişeleriyle yaşarken. Şimdi o sürecin aslında daha birazcık daha normalleşmeye başladı. Ve bir parça belki ümitle de hani bir şeyler değişebilecek belki deyip bu süreci hayatımıza entegre etmiş durumdayız ve yaşam tarzımızın içerisine evet kısıtlıyız ama bunu da soktuk. Diğer bir taraftan tabii ki psikolojik olarak mantığımızla da hareket eden varlıklarız ve motivasyonlarımız da yani duygularımız ve kimliğimizde olan bu zihinsel olarak yaşadığımız süreçlere geldik. Hatta bir sağlık uzmanı Kosilis'e göre kimlik ve fırsatlarımızın engellendiğini düşündüğü için yalnızlık hissimizde %30 artış görülmüş bu süreç içerisinde. Her ne kadar belki ailemiz içindeysek de biz sosyal varlıklarız ve doğal olarak da ailemizin dışında diğer insanlarla da sosyalleşmenin ihtiyacını görüyoruz. Bir de tabii bu kısıtlar içerisinde yine bu adaptif karar verme davranışı içerisinde yapabileceklerimiz ve yapamayacaklarımız ortaya çıkmaya başladı. Bu ne demek? Aslında rutinlerimiz ve elimizdeki becerilerle hareket etme kısıtları içerisinde yapabileceklerimizin değiştiğini görüyoruz. Sabah kalktıktan akşam yatıncaya kadar belki daha önceden evde geçirdiğimiz süre içerisinde farklı rutinlerimiz vardı. Şu andaki rutinlerimiz farklılaştı. Ve bunlara bağlı olarak tabii bu adaptif karar verme davranışıyla bizim satın alma davranışlarımız da buna göre değişti. Ne oldu? Mesela proaktif sağlık odaklı bir satın almaya girmeye başladık. Ne alıyoruz? İşte sağlık ve bağışıklık sistemimizi koruyucu ve yükseltici ürünlere yönelmeye başladık. Daha fazla vitaminler kullanıyoruz. İşte özellikle C vitamini, işte belirli vitaminler var sağlık uzmanları tarafından önerilen, onlara doğru yöneldik. Reaktif... Hatta bunlar stoklandı hocam, bulamıyorsunuz. Evet, değil mi? Evet. Evet, evet. Çocuklar doğru. İçin o mürver mesela. Evet. Doğru. Onu bulamıyoruz artık hiçbir yerde. Evet, evet. Yani şimdi tabii marka ismi vermeyelim ama bazı markaların hakikaten stoklarının bittiği, hiçbir yerde kalmadığı gibi bilgiler verildi eczaneler tarafından. Reaktif sağlık yönetimi diyoruz. Bu da aslında şu anda yaşadığımız sürece işte adapte olmamızın bir parçası. Maske, eldiven, kolonya bize öz tabii. Bizim toplumumuza öz. Az önce söylediğim gibi normal ve kültürel dediğimiz kolonya bize öz. Fakat dezenfektan diyeceğiz buna belki de. Dezenfektan gibi enfeksiyondan işte bu virüsten bizi koruyacak olan ürünlere öncelik vermeye başladık. Zaten işte biraz sonra da bundan bahsedeceğim ama işte maskenin satımı, işte eldivenlerin satımı ya da kolonyanın birden farklı fiyatlarda satılması, ona biraz sonra zaten gireceğim ama kiler hazırlığı yapmaya başladık. Yani raf ömrü uzun ürünleri stoklamaya başladık. Burada tabii biraz sonra vereceğim örnekler, farklı ülkelerde farklı ürünlerin daha çabuk şeyini görüyoruz. Bu da kültürel yapıya farklı bağlı tabii. Karantinada yaşama hazırlığa başladık. İşte online alışveriş arttı.
Hakikaten %10'lardan %80'lere çıkmış bu oran, kullanım oranı. İşte mağazalara gitmemeye başladık. Tedarik zincirinde tabii bunu Selçuk Hocam belki tedarik zincirini bize girecektir, anlatacaktır ama tedarik zinciri içerisinde bize ürünün ulaşmasıyla ilgili sıkıntılar yaşandı ve buna bağlı olarak da tabii ürüne olan talebin artmasıyla fiyatlar fahiş yerlere çıkmaya başladı. Fahiş fiyat uygulaması başladı. Bunu önce kolonyada gördük biliyorsunuz. Maskede gördük, eldivende gördük. Makarnada gördük çok enteresan şekilde. Tabii bunlar kültürel bağlamda değişiyor. Ve yeni normalle yaşam diyoruz. Buna da artan sağlık farkındalığı, hatta soru işareti şu, tipik bir güne döndüğümüzde normal ne olacak? Yani hakikaten normalleşme bizim için ne ifade edecek? Bunların hocam, bir sözünü kesebilir miyim? Tabii. Bir öğrencimizden soru geldi. Tam da bahsettiğiniz konuyla ilgili, yeri gelmişken onu da sorayım. Onu da arada açıklarsanız. Satın alma davranışı için yeni normal denilen kavram sizce geçerli mi? Şu andaki, yani normal kelimesini nasıl tanımlayacağımıza bağlı olmak üzere, hani bugünkü yaşadığımız sürecin ne kadar devam edeceği ya da ne zaman biteceğini bilmediğimiz için şu andaki normal yaşam, yani normalleşmemiz, şu andaki normalleşme işte virüsü kapmamak üzere yaşam tarzımızı değiştirmek. Doğal olarak da şu andaki normal yaşam tarzı bu maalesef. Ama bir ay sonra, hatta bugün vardı haberlerde, 15 Mayıs itibariyle iç hatların açılacağı, yani iç hat ulaşımının açılacağı ve daha sonrasında da işte seyahate yönelik, turizme yönelik daha da büyük değişikliklerin olacağı bahsediliyordu. Bu sebeple belki de eli kulağında, yani 15-20 gün sonra belki tekrar yeni bir sürece giriş olacak. Doğal olarak da bu süreç içerisinde biz bir adaptif bir karar verme süreci içerisindeyiz ve işte bu satın alma davranışımız da bunlara göre değil. Biraz da izin verirseniz, eğer zamanla ilgili bir sıkıntımız yoksa, bu az önce bahsettiğim kültürel farklılıklara biraz değinmek istiyorum. Mesela işte Türkiye'de kolonya, maske, eldiven, makarna gibi ürünlerde böyle fahiş fiyat uygulamalarına geçildi, ürün bulunamadı vesaire. Mesela Irak'ta çekirdek stokları bitmiş. Evde kaldığı için insanlar çekirdek yediler herhalde. Libya'da A4 kağıt bitmiş. Çünkü evde eğitime geçildiği için, yazı malzemesine ihtiyaç olduğu için A4 kağıtta sorun çıkmış. Bulgaristan'da Amerika'daki tuvalet kağıdına ne dersiniz? Yani işte oraya geleceğim zaten. Gelecek miyiz? Peki. Bulgaristan'da mesela sağlığa önem verildiği için üzerik otu, zencefil ve limon satışları artmış. Tunus'ta sarımsak satışları artmış. Fransa, İspanya, Yunanistan ve diğer Avrupa Birliği ülkeleri un, çikolata ve maya üretti. Biliyorsunuz Türkiye'de de maya ile ilgili bir sıkıntı yaşandı. Ekmek yapımından. Evet, süpermarkete gitmeyeli bayağı zaman oldu, bilmiyorum ama maya hakikaten bulunması çok zordu. Hatta en son gittiğimde bir süpermarkete, oradaki satış elemanı şöyle bir küçük şey anlattı. 2 gün önce 10 koli maya geldi, bir müşteri 10 koliyi de aldı gitti. Burada savaş çıktı dedi. Hani bu kadar acayipler. Yani normalleşme bu işte, şu andaki yaşadığımız normalleşme. Romanya'da yaş maya kara borsaya düşmüş. Cezayir'de irmik en çok satılan ürünler arasındaymış. Arjantin'de yumurta çok enteresan şekilde. Bunları ben Euronews'tan aldım. Euronews'un bilgilerini aktarıyorum size. 30 tanesi 2.35 dolarken tanesi 3.52 dolara satılmaya başlamış yumurtanın. Avustralya'da bahçe malzemelerinde satışlar artmış. Eve kapanınca bahçeli ev çok olduğu için herhalde insanlar kendilerini bahçeyi düzenlemeye verdiler orada da. Hocam, bizim ülkemizde de, araya giriyorum çok pardon, yumurtadan bahsettiniz. Bizde de yumurta üreticileri maalesef şu an çok zor durumdalar. Özellikle de ihracat yapamadıkları için aksine yumurtanın evet ellerinde kaldı ve yumurtanın fiyatı düştü. Ekonomik açıdan sıkıntılı bir sektör. Evet. Arjantin'e gönderiyoruz yumurtayı. Evet. Dünyada en çok stoklanan ürün tuvalet kağıdı, el sabunu ve dezenfektan gibi raf ömrü uzun malzemeler ve satıştaki artış %262 oranındaymış.
Yine enteresan, burada isim vermek lazım tabii. Corona bira şirketi, biliyorsunuz Meksika menşeili bu bira markamız. Orada tabii hastalıkla eşleştirildiği için satışlarında düşüş olacağı düşünülürken Meksikalılar markaya sahip çıkıp hatta bir hashtag geliştirip işte biramıza sahip çık diyerek stokları tüketmiş. Korona o sırada hani üretimimi durdursam ne yapsam diye düşünürken Meksika halkı buna sahip çıkmış. Tabii ki seyahat ve turizmde düşüş yaşanıyor. Bu dünyanın her yerinde yaşanıyor ama hani geleceğe yönelik şu andaki bu işte belki kontrol altına alma olasılığının birazcık daha artmaya başladığı, hastalığın ya da işte virüsün dağılması, ölüm sayılarındaki düşüş vesaire, belki de hani gelecek günlerde daha güzel, daha hoş, normalleşme, işte normal kelimesini kullanıyorsak oraya geçiş yapacağız. Ama doğal olarak az önce de bir yerde bunu ifade etmiştim. Tabii ki duygusal yaratıklarız biz ve buna bağlı olarak da radikal dalgalanmalar yaşıyoruz kendi içimizde. İşte üzüntü, tedirgin, korku yükselmeye başlarken heves ve isteğin düşmeye başladığını görüyoruz. Covid ve ekonomik endişe aslında en fazla yaşanan endişelerden iki tanesi. Çünkü hani evet, bazılarımız kendi işlerimizi garanti olarak görüyor da olsak, ekonomik olarak gelirin ve giderin dengelenmediği ve geleceğe yönelik ne olacağının, o ekonomik konjüktür içerisinde nereye oturduğunu bilemeyen çok insan var maalesef. Bunların hepsi de doğal olarak tüketimde yerini bulmuş oluyor. Ben şimdilik isterseniz susayım. Bir sonraki sorunuzdan sonra devam edeyim. Tam sizin değindiğiniz yerden ben biraz devam edeyim hocam. Evet, insanların şu an iki sıkıntısı var temelde. Bir, bu hastalığa yakalanmamak. İkincisi de işlerini kaybetmemek. Ama baktığımız zaman şunu görüyoruz ki insanlar canları pahasına işe gidiyorlar. Demek ki hayatı idame ettirmek için kazanılan para, yani iş çok önemli. Bu bağlamda da hakikaten işsizliğin oluşmaması için hükümetlerin yaptığı bu yardım paketlerinin, desteklerin çok daha artması lazım. Özellikle de yine sizin değindiğiniz gibi mavi yakalıların, evet beyaz yakalılar mesela bizler gibi teknolojiyi kullanabilen, iş yerinde altyapıyı kurabilmiş şirketler bunu zaten devam ettiriyorlar. Ama üretim şirketlerine baktığımız zaman maalesef ki uzaktan üretim yapılamıyor. Belki endüstri 4.0'a geçildiğinde, robotlara geçildiğinde, ki o da ayrı bir konu zaten. O da işsizliğin bir temel sebeplerinden biri olacaktır. Ama şu an için hakikaten mavi yakalılar çok zor durumda. O nedenle herkes belki de şu dönemde herkes elini taşın altına sokmalı. Yani sadece hükümetten de beklememek lazım. Bizler de üzerimize düşen görevi zamanı geldiğinde yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve sözü şimdi Selçuk Hoca'ya vereceğim. Hocam, şimdi ekonomiden tekrar ben işi ekonomiye getirmişken biraz sektörleri konuşalım istiyorum. Çünkü maalesef birçok sektör şu an çok zor günler yaşıyor. Yıldızı parlayan sektörler de var. Core teknoloji şirketleri, altyapı sunanlar, online hizmet veren perakende şirketleri şu an siparişlere yetişemiyorlar. Hiç akıllarında düşünemedikleri kadar sipariş alıyorlar şu an. Diğer taraftan da hocam, şimdi ülkemizde ekonomiyi çarklarını döndüren şirketlere baktığımızda bunların %99'u KOBİ. Yani maksimum 250 kişiyi çalıştıran bir potansiyel. Şimdi böylesi bir durumda ve yine de gördüğümüz kadarıyla KOBİ'lere siz dijitalleşiyor musunuz diye sorduğumuzda evet bizim web sitemiz var diyorlar. Şimdi maalesef yani anlayış tabii herkesi kapsamasın benim bu söylediklerim de, büyük bir ölçüde bu görüş söyleniyor. Şimdi anlaşılan o ki ya dijital dönüşümün önemi anlaşılmamış ya da uzmanlarla çalışılmamış. Yani gereken hazırlık şu an itibariyle yapılmıyor gibi gözüküyor hocam. Şimdi dolayısıyla da şu an bir sıkıntı var ama benim sorum, acaba şirketler bu süreç sonrasında belirli kreatif çözümlerle, teknoloji transferiyle veya dijital dönüşümlerini tamamlamalarıyla diyelim, bu krizden karlı çıkabilirler mi? Veya hadi karlı çıkmayı geçtim,
bir araz almadan çıkabilirler mi? Evet, buyurun. Teşekkür ederim söz verdiğin için. Öncelikle ben geleceğe yönelik olarak hiçbir söz verme gibi bir şeye girmeyeceğim. Çünkü Şubat ayının sonlarında bir haber kanalına çağırdılar ve tam böyle Çin'de şeyler duyuluyor, hastalık duyuluyor falan. Dediler ki ne olacak WhatsApp? Ya 15 güne kadar bir şey kalmaz. Eskiye döneriz dedik. 3 aydır evden çıkamıyoruz. Onun için benim varsayımlarım pek tutmuyor. Ben ancak yapılması gerekenlerden bahsedebilirim. Oradaki görüşleri de Çinli markaların ben önümüzdeki dönemde damga vurmaya devam edeceklerini söylemiştim. Onda hala kararlıyım. Bu sizin de dediğiniz gibi not olsa atlatılacak korona. Sonradan Çin markalarının yükselişi devam edecek. Orada kararlıyım, onu hala söyleyebilirim. Ama bundan sonra, bir ay sonra, üç ay sonra neler olacak hiç kimse bilmiyor. Çok hazırlıksız yakalanıldı. Yani hem bireysel bazda bizler çok hazırlıksız yakalandık. Bizden birazcık daha akıllı olacağını varsayacağımız şirketler ya da hazırlıklı olacağını varsayacağımız şirketler ya ve markalar da çok hazırlıksız yakalandılar. Onları da bırakın. Ölen on binlerce kişiden görüyoruz ki devletler de buna çok hazırlıksız yakalandılar. Çünkü herhangi bir fikri olsa bir devlet on binlerce insanın ölmesini göze alabilir mi? Mutlaka bazı önlemler alırlardı buna karşı. Demek ki onlar da çok hazırlıksız. Bu bakımdan bizdeki bir şey var. Teknoloji açısından sorun var ama anladığım kadarıyla böyle bir büyük afete karşı hiçbir marka, ne Türkiye'de ki COBİ'ler ne yurt dışındaki multinational şirketler hiçbiri hazır değilmiş ki şu anda büyük bir yıkım yaşıyoruz. Neler yapılabilir? Biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi. Hı hı. Şimdi özellikle bizim ekonomimizin COBİ'lere dayanması tabii ki bizim yumuşak karnımız, yani bizi daha kolay etkiliyor. Çünkü çok fazla güçlü, sizin alanınız, ben ukalalık etmek istemem ama çok güçlü bir sermaye yapısına sahip değiller. Günü kurtaracak şekilde kredilerle ayakta kaldıkları için tabii ki kırılgan bir yapıya sahipler. O zaman da tabii günü kurtarma amaç olduğundan teknolojiye yatırım yapmakta biraz zorlaşıyor. Ama bu sadece COBİ'lerin sorunu değil. Ben bir araştırma okumuştum, derslerde de paylaşıyorum. En önemli sebeplerden bir tanesi COBİ'lerde teknolojik dönüşümün yapılamamasının sebebi aile şirketleri olması ve hala babanın şirketi kurduğu gibi çocukların da yönetmek zorunda kalmaları. Yani biz bu işi senelerdir böyle yapıyoruz. Bak güzel bir şirketimiz var, bilmem kaç yüz bin dolar veya da milyon dolar şey de yapıyoruz, ihracat da yapıyoruz. Böyle gelmiş böyle gider. Öyle ben müşterimin sesini telefonda duymam lazım. Öyle niye elektronik sipariş alalım vesaire gibi bir atalet var birincisi. İkincisi de büyük şirketler nerede zorlanıyorlar teknolojik dönüşümde. Onların da en büyük sorunu bir, teknolojik dönüşümü yönetecek liderlere sahip değiller. İki, bunu yapacak elemanlara sahip değiller. Yani sonuçta yine biraz iğneyi kendimize batırmamız gerekiyor sektörleri çok da suçlamadan evvel. Bu yetkinliklere sahip ne yöneticiler var ne de ara elemanlar var. Oralardan da büyük sorunlar çıkıyor. Yoksa kredi alarak, sermaye bularak o teknolojik dönüşüm bir şekilde halledilebilir. En kolay yönü o. Ama işte dediğim gibi bunu yönetecek insanların da, inanmış ve bilgiye sahip insanların da eksikliği çekiliyor. Biz burada konuşma alanlarımızı tanımlarken ben mühendislik fakültesini temsilen burada olduğum için birazcık daha markalar bu süreçte teknolojiyle ilişkilerini nasıl düzenlemeleri lazım o konuda sizlerle bir iki paylaşımda bulunmak istiyorum. Zaten başladık. Yani dijital dönüşüm tabii ki mutlaka markaların bu süreçte kaçınılmaz olarak yapmaları gereken adımlardan bir tanesi. Yani bunu hep söylüyorduk ama yaşananlar bunun ne kadar yaşamsal bir değişim olduğunu ortaya koydu. Artık dediğiniz gibi öyle sadece web sayfam var. Hatta oradan sipariş de alıyorum, malı da gönderiyorum şeklinde bir elektronikleşmeden bahsetmiyoruz. Bu birkaç sebepten dolayı gerekli. Çünkü birincisi artık tüketici çok dijitalleşti. Yani digital consumerism diye bir akım var. Dijital tüketicilik. Eğlenceden haber almaya, iletişimden alışverişe, eğlenceye, kültüre, her şey artık dijital alana taşınmış durumda. Onun için şirketlerin de kendilerini tamamen tedarikçilerine verdikleri siparişlerden, müşteriden aldığı siparişe kadar end to end bütün süreci dijitale taşımak zorundalar. Bunu
hem tüketici böyle istediği için yapmak zorundalar, hem de maliyetleri aşağı çekmek için. Çünkü az ya da çok bir krizin kapımızda olduğunu hissediyoruz. Yani işini kaybedenlerden dolayı, kapanacak şirketlerden dolayı, insanların alım gücündeki düşüşten dolayı şirketlerin eski karlılıklarını sürdürmeleri çok da kolay değil. Malın fiyatına zam yapamadığınıza göre o zaman maliyetlerinizi aşağı çekmeniz lazım ki karlılığınızı sabit tutabilirsiniz. O zaman da yapmanız gereken şey olabildiğince süreçlerinizi etkinleştirmek veyahut da süreçlerinizi daha da verimli hale getirebilmek. Bu da yani eleman çıkararak falan değil, sadece kayıpları daha iyi belirleyip performans ölçümlerini daha iyi yapıp, yani müşteri bazında bizim performansımız ne, ürün bazında performansımız ne, marka bazında performansımız ne, gerekiyorsa bazı markaların öldürülmesi eğer çok performanslı karlılık çalışamıyorlarsa, ya da süreçlerin işte sevkiyatların, dağıtımların vesairenin tamamen gözden geçirilmesi gerekiyor. Tüketicilerin bu beklentilerine karşı, yani evlere kapandık artık hayatımızda hiçbir eğlence yok. Eğlenceyi de artık markalardan bekler hale geldiler. Onun için de yine teknoloji markaların yardımına yetişiyor. Mesela AR/VR teknolojileri var. Augmented Reality, Virtual Reality. Hı hı. Ve bunlar yardımıyla insanların işte oyun veyahut da değişik eğlencelere katılma ihtiyaçları karşılanabilecek. Onların aktif düzeyde büyük oranda kullanılması gerekiyor. Yani oturduğumuz yerden artık bir müze gezebiliyoruz. Oturduğumuz yerden Paris'i gezebiliyoruz örneğin. Onun artık haricinde, bu teknoloji geldi, evet. Onun haricinde büyük ihtimalle gözlüğümüzü takıp rafların arasında dolanarak alışveriş edeceğimiz günler de çok yakın. Yani sadece listeden üstüne klikleyerek evet. değil de şu orada alayım, bu şeyi alayım, şurada alayım diye. Büyük ihtimalle tam bir şeyde gezer gibi, alışveriş merkezinde ya da markette gezer gibi gözlüklerle alışveriş edeceğimiz günlerde çok uzakta değil. Bir başka ilginç ve de çok büyük potansiyeli olduğunu düşündüğüm teknolojik yenilik 3D printing, yani 3 boyutlu yazıcılar. Yani her türlü ürünün, sadece plastik ham maddesinden oluşan ürünler değil, bir pizzanın bile 3 boyutlu yazıcılarda basılması ihtimali artıyor. Ve böylece tabii ki sevkiyat diye bir şey ortadan kalkıyor. Siz istediğiniz herhangi bir ürünü gidip herhangi bir perakendeciden almak ya da getirtmek yerine evinizdeki 3 boyutlu printerdan bir baskı olarak alabileceksiniz ve onu kullanacaksınız. Yani organların bile basılmasının planlandığı bir dünyada bir dağıtım kanalı olarak 3D printerları kullanmaması bir markanın hayal edilebilecek bir şey değil. Onun için bunu da mutlaka kendi dağıtım ağlarına katmaları gerekiyor. En önemli konu bu, korona öncesinde de hepimizin gündemindeydi. Eminim ki Dilberk hocam da, Şafak hocam da hep bunları söylüyorlardı. Data ve datanın analizi. Çok daha fazla önem kazandı. Tüketiciyi daha iyi tanımak. Eminim ki eski datalar çöpe gitti. Çünkü biraz evvel Dilberk hocamın da anlattığı gibi yepyeni alışkanlıklar edindik. Yani kredi kartlarımızdaki harcama kalemleri tamamen değişti. İnternet kullanım alışkanlıklarımız tamamen değişti. Ve yepyeni bir data setiyle çalışmak zorundayız. O bakımdan bu datanın anlamlandırılması da, yani tabii ki toplanması, diğerlerde biriktirilmesi, sonuçta anlamlandırılması ve buna yönelik pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi de çok çok fazla öneme sahip bir başka konu diye düşünüyorum. Mutlaka buna da önem vermek lazım. Üretim süreçlerinde yine bir mühendis gözüyle üretim süreçlerinde sağlık ve hijyen çok daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Yani eskiden gıda sektöründe tamam bir hijyen beklentimiz vardı. Ambalajlı ürünlerin kaliteli olmasını, hijyen koşullarda hazırlanmasını bekliyorduk. Ama artık tekstil ürünlerinde, hatta elektronik ürünlerde ya da işte ne bileyim bebek ürünlerinde bile hijyen çok fazla ön plana çıkmaya başlayacak. Bu da tabii ki bütün üretim hatlarının yeniden dengelenmesini, belki de yeniden hijyen koşullarda oluşturulmasını gerektirecek. Şirketler dijital becerilerini arttırmak zorundalar. Dijital ajans sahibi öğrencilerimizle, arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Biraz evvel o en iyi günlerini yaşayan sektörlere onları da yazmamız lazım. Çünkü televizyonda reklamların ne kadar yalanlaştığını hepimiz görüyoruz. Şafak hocam herhalde o konuda detaylı bilgi verecektir.
Artık stoktaki görüntülerden bir şeyler hazırlanıyor en fazla televizyonlar için. Ama dijital en güzel günlerini yaşıyor. Bütün kampanyalar oraya aktarılmış durumda. Eskiden şirketlerin ya buna bütçemiz yok daha sonra yaparız falan diye rafa kaldırdığı pek çok proje. Bunlar oyun olabilir, eğlence amaçlı olabilir, satış amaçlı olabilir, sipariş alma amaçlı olabilir. Pek çok proje tekrar raftan indirildi ve onlar artık tekrardan gerçekleştirilmeye başlanıyor. Peki hocam bunu... Ay çok pardon. Söylemişken eğlence medya ve video oyunları derken mesela Amerika'da yapılan bir araştırma eğlence ve medya sektörünün evde kalındığı için %60 arttığı. İşte Netflix olsun, evde yapılabilecek etkinlikler. Aktivitelerin arttı. Evet. Video oyunları ve internet trafiğinde de %75 artış olmuş Amerika'da. Evet, yeni çok güzel. Ev ben burada bir şey size sormak istiyorum. Sizler pazarlama hocası olarak en güzel siz bunu yorumlayabilirsiniz. Hani benim ilk etapta gördüğümde tuhafıma gitmişti. Şimdi krizi fırsata dönüştürmeye çalışan şirketler de var. Şimdi ismini vermeyelim. Yıllardır tekstil şirketi olarak bildiğimiz, ismi gayet de bilinen bir şirket. Bir anda işte Instagram'da olsun, diğer mecralarda olsun gıda satışı yapmaya başladı. Hani bilmiyorum herhalde. Biz anladık onu. Şimdi yani tüketici nezdinde bu markanın reputasyonunda bir farklılık olmuş mudur? Ya da hakikaten bu şirket doğru bir yol mu izledi sizce? Yani şu an bu krizi fırsata dönüştürdü mü? Yoksa hani ben güldüm açıkçası. Bana bir tuhaf geldi. Bambaşka bir alana geçti bir anda. Ne dersiniz hocalarım? Buyurun. Yılı diyorsanız bahsedebiliriz. Orada bir yanlış anlaşılma var çünkü. Yani işte çok öyle güzel, mi? Çok güzel bir örnek. İletişiminizi iyi yönetemezseniz iletişim sizi yönetir. Tamamen iyi niyetle yapılmış bir çalışmaydı. Yani marketlerde, stoklarda, raflarda biteceği düşünülen ki o zaman öyle bir söylenti vardı. Eve aniden eve kapanmak zorunda kalırsak bizi uzun dönemli bozulmadan idare edebilecek yegane ürün makarna diye ve bir anda makarna stoğu bitecek. İnsanlar raflarda bulamadır. Boş rafların fotoğrafları paylaşıldı ve Kiyalı'da yani biz şu anda takım elbise satacak durumda değiliz ama bir internetten satış altyapımız var. Onun için bunu makarna kargo firmaları üzerinden alıp dağıtırız dediler ve makarnayı da üzerine kar koyup hani fırsatçılıkla satmayı düşünmemişlerdi. Ben bunu hani Kiyalı ile hiçbir bağlantım yok. Onları savunuyor gibi de olmasın. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu kadar iyi niyetle yaklaşıp bir soruna parmak basan bir marka olarak görünmeye çalışırken bir anda bu derslerde bile kötü örnek olarak gösterilir duruma geldiler. İyi planlanmamış, hazırlıklı olunmamış her iş böyle negatif sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Bu sebepten dolayı zaten şu anda bu dersi yapıyoruz hocam. Bağışıklığı güçlü markalar derken kastımız bu. Şu anda çok iyi bir bağışıklık oldu onlar için. yoğurdu üfleyerek yiyecekler bundan sonra ama aşılandılar yani diyorsunuz. Çok iyi niyetle yola çıkılmış bir şeydi ama maalesef yani burada şey oldu sanki erken çıkan yol alırı düşünen markalar aslında hani bu yolun ne kadar engebeli olduğunun farkında olmadan başladılar. Birçoğu çukura düştü maalesef. Hani Kiyalı bunlardan bir tanesi ama verebileceğimiz o kadar çok örnek var ki başında böyle duygularımıza sesleneceğiz diye aslında o duygular zaten endişe, üzüntü, korku doluydu. Ve bu gelen iletişim araçları maalesef ters tepti o sırada. Daha sakin kalan markalar aslında daha sağlam adımlarla yürümeye başladı. Bu dolayısıyla da yanlış. Ha, buyurun. Ben de kendi yorumumu söyleyeyim. Niye bu kadar şaşırdık Kiyalı'ya bilmiyorum. Çünkü Bursa'nın ünlü havlucusu da vaktiyle şeye girdi AVM işine ve daha sonrasında da işte marketler vesaire açtı. Belki Kiyalı'nın da öyle bir stratejisi olabilir. Kimse sen havlucusun sadece havlu sat demedi Özgül'e. Şu anda ama şimdi şeyleri var, AVM'leri var. Ben tahmin ediyorum. Yani hem halkın hem akademik camianın bu kadar tuhafına gitmesinin sebebi böyle bir dönemde böyle bir şeyle yola çıkması. Oldu.
tabii böyle algılanması kötü bir oldu. Bir de marka yani... genişlemesini hani alakalı ve alakasız olarak eğer ikiye ayırırsak, yani bu çok alakasız oldu da belki o sebeple. Evet. Promosyon yapıyorlardı yani. Takım elbise alana makarna, gömlek alana bulgur falan şeklinde. İtalyan takım elbisesine İtalyan tarzı makarna, pasta. Evet, evet. Ben de mutlaka yöneticilerinin veya sahiplerinin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Ama keşke iletişimlerini daha güzel yapabilselerdi. Evet. İnsanlar bunu daha iyi algılarlardı ve takdir ederlerdi sonuçta. Evet. Böyle bir bakış açısı, böyle bir algı oluşmamış olurdu. Demek ki dikkatli olmak lazım hocam. Çok. İletişim çok önemli. Çok. Selçuk hocam devam ediyordu. İletişime geldik artık. Şimdi Şafak hocayla. Şafak hocayla devam edelim. Şimdi hocam evde kaldık hepimiz. Bugünlerde şirketler markalarına peki nasıl ulaşıyorlar? İşte böyle yanlış ulaşma modellerini de görüyoruz. Nasıl iletişim kurabilirler tüketicilerle? Özellikle de belli alanlarda tüketimin durduğunu da görüyoruz. Yani bu sektörlerin tekrar canlanması için nasıl bir iletişim stratejisi geliştirmek gerekiyor? Evet. Hocam, Selçuk hocam biraz önce detaylıca bahsetti de şu anda bütün markaların imdadına dijital olanaklar yetişiyor. Bunda ürünlerini ulaştırmaktan, lojistiğinden tutun da iletişimine devam edebilme imkanı vermesine kadar. Dolayısıyla evet, şu anda markalar eğer çizgi üstü geleneksel pazarlama mecralarına bütçesi yetmiyorsa, bunlar işte televizyon gibi, işte basılı organ artık zaten şu anda tirajları çok düşük, ama işte radyo gibi, outdoor gibi, zaten outdoor mecrasına da şu anda hiç kimse yatırım yapmıyor. Dolayısıyla en revaçta mecra televizyon ve dijital. Çünkü insanlar evdeler ve aslına bakarsanız şimdiye kadar pazarlamacıların, yani pazarlamadan kastım pazarlama iletişimcilerinin en büyük sorunu farklı ilgi alanlarında ve farklı lokasyonlarda olan hedef kitleye ulaşmak için harcıyorlardı bütün parayı. Yani bütçenin çoğu medya planlamaya gidiyordu. Şimdi burada biraz daha işler o anlamda her şerden bir hayır doğdu gibi. Hedef kitle hepsi bir araya toplandı. Herkes şu anda aynı evin içinde. Herkes evinde, dışarı gitmiyor. Ekran başında. Bu arada herkesi ekrana çekmek için uğraşırdı bütün pazarlamacılar. Şu anda bir şey uğraşmaya gerek yok. Herkes dört kulağı, dört gözüyle ekran başında. Dolayısıyla aslına bakarsanız dijitalde ve televizyonda yaptığınız her işin bu COVID salgınından önce hedef kitleye ulaşma ihtimaline göre çok daha yüksek bir maruz kalma ihtimali var. Bu da avantaj oldu. Yani iletişim kurmak isteyen, hedef kitlesiyle iletişim kurmak isteyen markalar için avantaj oldu. Peki ne dezavantaj oldu? O da şu, çeşitli platformlara dağıldılar insanlar. Netflix gibi, işte Blue TV, Poo TV, internet üzerinden platformlara dağıldılar. Sosyal medyadaki accountlara dağıldılar, YouTube kanallarına dağıldılar. Oralara şimdi erişmek sorun oldu. Fakat doğru dijital medya planlamacılarla çalışırsanız hedef kitlenize ulaşmanız çok kolay. Çünkü hedef kitle ayak izi bırakıyor. Yani markaların tüketicileri ayak izi bırakıyor. Nedir o ayak izleri? Girdikleri internet sitesinden, efendime söyleyeyim, doldurdukları formdan, search ettikleri, araştırdıkları ayak izi bırakıyorlar. Ve şu anda bunlar devamlı taranıp bir şekilde markalar ulaşıyorlar, karşısına çıkıyorlar. Fakat sorun şu. Gülberk hocamın bahsettiği satın alma niyeti yok insanların. Şu aşamada arkadaşa bakıp çıkıyorlar yani. Evet evet, bir arkadaşa bakıp çıkacağız gibi. Şöyle bir sadece şu günler geçsin ne alırım acaba diye. Normal. Diyebilir miyim küçük? Biz hala ekranda gördüğümüz ürünü eğer fiziki olarak görmüyorsak soru işaretiyle bakıyoruz. Daha önceden fiziki olarak gördüysek ekrana döndüğümüzde görüyorsak satın almaya girebiliyoruz. Yani üçümüzün de konuştuklarını birleştirirsek ne zaman ki bu VR işte ya da AR sistemleri hayatımıza girecek, bu ürünü üç boyutlu olarak göreceğiz. Belki o zaman fiziki olarak görmeden ürünü alabileceğiz. Şu anda evde sürekli surf halindeyiz. Bakıyoruz evet. Ürünlere. Hocam şimdiye kadar ürünü görmeden almamız sıkıntılıydı. Hep görerek almayı tercih ediyorduk ama bu noktada selebritiler, ünlüler markalara yardımcı oluyordu. Yani tüketicinin
ürünü görmeden gene de alma ihtiyacı hissini uyandıran ünlülerin onu tercih etmesi, tavsiye etmesi ya da testimonial'larla övmesiydi. Şimdi o yerini influencer'lara bırakmıştı. Şimdi yeni bir terim ortaya çıktı. Homefluencer. Dışarı çıkamayan influencer'lar evde homefluencer'lık yapıyorlar. Ama etkileri hala tüketici üzerinde çok fazla. Yani homefluencer'ların markalar, ürünler, işte gıda ürünleri, evde yaptığı yemeği övmesi, o yemeği neyle yaptığını söylemesi, evde işte hangi diziyi izlediğini söylemesi, hangi oyunu oynadığını söylemesi, efendime söyleyeyim, şu an için evde yapılacak diye aktiviteler nelerse onlara dair görüşlerini söylemeleri ve bu minvalde tüketilebilir içerik üretmeye başlamaları markaların imdadına yetişti. Dolayısıyla markalar şu anda mikro influencerları, mikro dediğimiz yani büyük kitleye ulaşmayan, kendi özelinde ilgi alanıyla alakalı takipçileri olan mikro influencerlarla doğru içerik üretirlerse tüketicilerine hala büyük montanlarda, büyük adetlerde satış olmasa bile can suyu şeklinde devam ettirebilecek, en azından stok üretim olmasa bile stoktaki, depodaki ürünlerini lojistikle sevk edip satabilecek ihtiyacı yaratabiliyorlar. Bunun ötesinde tabii şu da çok önemli. İnsan dediğimiz... Buyurun hocam. Çok özür dilerim. İletişim birazcık ürün markasından kurum markasının iletişimine döndü. Yani farkındaysanız çok fazla ürünlerin şeyi yapılmıyor, adı geçmiyor. Belki gıdada falan birazcık hala. Ama diğerlerinde hep kurumlar, holdingler, bankalar ve sürekli olarak bir umut ve şey yayma. Evet hocam. Pozitif duygu yayma arayışındalar. Tüketicinin bir şekilde yanlarında olduğunu hissettirmeye çalışıyorlar. Evet hocam. Şimdi tam bu noktaya geliyordum. İnsan dediğimiz canlıyı var olduğu günden itibaren bugünlere getiren en önemli unsurlardan bir tanesi umut. Umut ederek zaten hep yarınlara ulaşmış, başka kıtaları keşfetmiş, işte ne bileyim hala Mars'a gidiyor falan. Dolayısıyla tüketiciler ya da insanlar, evinde kalanlar ve markalar bugünlerin elbet geçeceğini umut ederek hala aksiyon alıyorlar. Dolayısıyla şu anda bu sebepten dolayı markalar itibarlarına yatırım yapıyor. Yani bugünler geçince insanlar tekrar ihtiyaçlarını haz tüketimi de olsa Fatma hocamın bahsettiği gibi evet. Fiziksel ihtiyaçların ötesinde ihtiyacı olmadığını da sırf istediği için alma davranışını gerçekleştirmesi durumunu mutlaka yaşayacaklar. Şu anda peki hocam, şurada ben bir araya girebilir miyim? Buyurun. Hani itibarlarına yatırım yapıyorlar dediniz. Evet. Yani bir şirket markasının itibarına nasıl yatırım yapar? Yani daha böyle daha net bir şeyler söyleyebilir tabii miyiz? Yani tabii. Örneğin bir toplumsal fayda içerikli projeler yaparak mı? Örneğin. O bunlardan bir tanesi elbette hocam. Evet. O bunlardan bir tanesi. Şimdi şöyle düşünmemiz lazım. Biraz önce bir markayı örnek verdik, makarna sattı diye. Evet. Bunu biz olumlu algılasaydık, yarın bir gün takım elbise ihtiyacımız olduğunda, gömlek ihtiyacımız olduğunda, alternatiflerimiz içindeyse bizim için gönlümüzde ve aklımızda üst sıralara çıkacaktı. Ki evet. Olumlu algılayanlar devam ediyorsa onlar için üst sıralarda şu anda. Dolayısıyla itibara yatırım böyle bir şey. Satın alma karar sürecindeki Gülberk hocam çok daha iyi bilir. İlk üç marka arasında yaşanan yarışta tüketiciliğe sadece işlevsel fayda sunuyor olması değil, duygusal faydayı da sunuyor olması lazım. Bu duygusal fayda da bu marka beni mutlu etmek için ya da markanın ismini duyduğum zaman bende oluşan işte o sıcaklık, markaya duyduğum olumlu tutum, her neyse bu duyguyu hangi oranda ve ne kadar uzun süreli yüksek tutarsa o kadar tercih edilme sebebi yüksek oluyor. Tavsiye edilme oranları da yüksek oluyor. Dolayısıyla şu anda markalar aslına bakarsanız buna yatırım yapıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Bunu da şöyle yapıyorlar. Şu aşamada, yani bu tarz durumlarda, bu salgın özelinde ya da eve kapanma özelinde söyleyelim. Şu günlerde çoğunluğun en büyük yaşadığı his kaygı. Ne olacak kaygısı? Yakınımız, çok şükür benim yakın çevremden
Çok az bir kişi sadece bu hastalığa yakalandığını duyduk. O da atlattı çok şükür. Dolayısıyla acaba bana olur mu kaygısı yaşayan olmasa bile acaba bu günler geçecek mi? Evimize ekmek götürebilecek miyiz? Çocuğumuz okula gidecek mi? Kaygısı yaşayan insanlara markaların tutup da işte bizim ürünümüz artık bu yeni inovasyonla daha sağlam, bizim ürünümüz artık daha teknolojik, daha inovatif demenin yerine biraz daha insanlara bu kaygı duygusunu giderecek. Biraz daha onları bu yaşadığı kapalı ortamda nefes almasına yardımcı olacak empatik iletişimi kurabiliyorsa bugünler geçtiğinde o zaman işlevsel mesajını verdiğinde artık iki yollu hem işlevsel hem duygusal mesaj çalışıyor olacak demektir. Dolayısıyla ben tekrar bir girebilir miyim? Tabii. Sözünüzü kestim. Burada şunu da sormak istiyorum. Diğer hocalara da sormak istiyorum. Şimdi biz Türkiye olarak hem Avrupa Birliği ülkelerine, Amerika'ya bile yardım gönderiyoruz. Bizim ihtiyacımız olduğu halde. Şimdi Avrupa Birliği'nin belki de bu süreçten sonra dağılması bile konuşuluyor. Neden? Çünkü hiçbiri birbirine yardım etmedi. Evet. Yani İtalya ne gibi bir duruma düştü ama hiçbir Avrupa ülkesi ona yardım etmedi. Ama biz şu an ne yapıyoruz? Her yere yardım gönderiyoruz. Şimdi biz aslında yaptığımız bu yardımlarla aynı zamanda ülkemizin bir marka iletişimini mi yapıyoruz? Elbette katkısı oluyordur hocam ama ben bunun itibar için yapıldığını düşünmüyorum. Öyle düşünmek de istemiyorum açıkçası. O onun dolaylı katkısıdır. Bu tarz durumlarda elbette insanların, ülke vatandaşların öncelikli koruması düşünülür ama salgın gibi insani meselelerde öncelik hangi millet, milliyet, hangi ülkedeyse oraya odaklanılmalı diye düşünüyorum. Öyle olsaydı her ülke ihtiyacı olmadığı halde stok yapardı. Bu da çok insani değil. Yani kimin neye ihtiyacı varsa ülkeler, yani burada yaşayan bir insanın başka bir ülkede yaşayan insandan daha önemli olduğunu düşünmüyoruz. Dolayısıyla böyle yaklaşmak lazım. Yok yani şimdi bireylerin iletişimi var bireyler evet, arası. Şirketlerin iletişimi var. Hani ülkelerin iletişimi, onların da farklı bir şekilde iletişimi vardır diye soruyorum. Kesinlikle söylüyorum, düşünüyorum hocam. Bir, evet. Hemen bir cümle ekleyip diğer hocalarıma da söz vereceğim. Tabii. İşte biraz önce bahsettiğimiz örnek, iyi niyetli yola çıkıp kötü niyetli fırsatçı algılanma durumunun yarattığı hasar daha büyük olacağı için hiçbir ülke bu riski göze almaz. Dolaylı itibarı, yani dolaylı katkıyı göze alarak gerçekten işlevsel yardım yapmaya odaklanmalıdır. Bunun da böyle olduğunu düşünüyorum. Ya kesinlikle zaten amaç burada yardımcı olmak ama bunun aslında baktığımızda nihai sonucu bize olumlu bir itibar olarak da dönecektir. Dönecektir, mutlaka dönecektir. Böyle düşünüyorum. Korona buyurun hocam. Korona krizi güzel bir şey oldu bence. Bu renk taşı oldu bu ülkelerin prestijleriyle ilgili olarak. Mesela İspanya şimdi tutup da biz uzaya adam gönderiyoruz dese, hadi ya ilk önce sen kendi adamını yaşatmayı becer, ondan sonra gönderirsin diyecekler. Ben Avrupa topluluğu dağılmaz demek istemiyorum. Benim maşallah dediğim 3 ay yaşıyor. Onun için yine öyle bir öngörüde bulunmak istemiyorum. Korkuyorum ondan ama dağılacaklarını zannetmiyorum. Bir şeyden toparlayacaklardır diye düşünüyorum. Belki tek Türk Brexit gibi kopmalar olacaktır ama yani teknolojinin devi kabul edilen bir ülke, isim vermiyoruz ya, şu anda en çok kaybın yaşandığı ülke haline geldi. Bu tabii ki diğerlerde onların prestijinde, ya tamam sen dünyadaki bütün e-mailleri dinleyebilecek altyapıya sahipsin ama bizim yaşattığımız insanları yaşatmaktan acizsin gibilerinden bir altta da tabii ki düşünce oluşuyor. O bakımdan güzel bir şey oldu, bu test oldu aslında. Ülkelerin prestiji açısından, mesela bizim son geçen dün yapıldı galiba, İsveç'in tedavi etmeyi reddettiği bir hastanın Türkiye'ye getirilip burada tedavisinin üstlenilmesi falan. Bunlar tabii ki ülkesel marka tutundurma açısından ya da prestij açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ya benim de bu konuda aslında çok
uçuşuyor fikirler havada ama kültürel farklılıklar olduğu için herkesin bakış açısı tabii ki burada, her ülkenin bakış açısı daha doğrusu farklı. Hatırlarsanız COVID-19 ilk yayılmaya başladığında İngiltere'nin stratejisi herkes bağışıklık kazansındı. Sonra ne olduklarını şaşırdılar. Birden okulları kapattılar, herkesi eve kapattılar vesaire vesaire. Kültürel farklılıklar hepimizin altyapısı ya da işte bakış açıları farklı olduğu için farklı yerlere gidiyor. Şimdi burada bence daha politik savaşlar belki oluyor, onu bilmiyoruz. Ama Türkiye markası olarak bizim yardımcı olmamızın Türkiye markasına artısı eksisi bence COVID'den çıktıktan sonra görülecek bir şey. Şu anda sıcağı sıcağına hiç kimse farkında değil. Türkiye'den 80 tane, 8 bin tane, 10 bin tane, 8 milyon tane maske gelmiş gitmiş. Yani biz belki farkındayız biz yardım ettiğimiz için ama diğer ülkeler ne kadar farkında bunun çok büyük soru işareti. Bunlar ancak belki de krizden çıktıktan sonra görülecek. Markalar konusundaysa şu anda evet kaygı artıyor. Hatta ben bir 25'in yaptığı bir araştırmayı buldum. Orada şeyi sormuşlar. En çok tedirgin olduğunuz şey nedir diye sormuşlar. Ve 4 farklı zamanda sormuşlar aynı soruyu. 20 Mart, 31 Mart, 8 Nisan ve 17 Nisan'da sormuşlar bu soruyu. Ve açık ara virüsün hızla yayılması en büyük kaygı, en fazla çıkan %40'lara kadar çıkmış ve 4 farklı zamanda da aynısı. İkincisi aşının olmayışı, üçüncüsü tedavinin olmayışı, dördüncüsü yakınlarımın hasta olması, sonra ekonomik durgunluğa girilmesi, gelir kaybetmek, gelirin azalması, benim hasta olmam. Yani insanlar birçok kaygıyı öncesinde taşıyor kendisine gelinceye kadar. Bu ne demek? Aslında markalar şu anda onların kafasında çok daha, evet markalar iletişimini yapmaya çalışıyor ama bireyler zihinsel olarak sağlıklı değil ki şu anda markanın şu andaki yaptığı iletişimi sağlıklı bir şekilde alsın. İşte ama bu demek değildir ki. Bu sebepten dolayı şu anda markaların bu özelde söylüyorum, COVID özelinde söylüyorum, yapmaları gereken bu giderecek, onları rahatlatacak, temasta olduklarını hatırlatıp onların psikolojik olarak en az hasarla bu süreçten çıkmalarını sağlamak için iletişim yapmak. Ama tabii bunun için bir takım yollar var. Bu söyleyeceğim onu da. Güven inşa etmek, işte beklentileri yönetmek benim sunabileceğim. İşte süreçleri kolaylaştırmak, refahı. Çünkü bir rahatsızlık var, o refahı onların içlerini rahatlatmaya yönelik. İşte müşterinin önemli olduğunu, hani o anda satın almaya yönelik değil ama sen bizim için önemlisin diyerek belki ilişkileri daha da geliştirmeye çalışmak. Empati göstermek, bir kere şu andaki yaşanan şeyin empati, hissediyorum seni diyebilmek gibi birçok şekilde tüketiciye yardımcı olabilirler. Bir son benim de söyleyeceğim şey, sonra susacağım. Söz. Hocam güzel gidiyor. Yine bu 25'in yaptığı araştırmada yine bu 4 farklı zamanda harcama planlarına sormuşlar. Temel gıda ürünleri, bu yine %60'lardan daha düşecek şekilde geliyorum. Temel gıda ürünlerinde makarna vesaire gibi, yani raf süresi uzun ürünler, ev temizlik ürünleri, sebze meyve, kişisel temizlik bakım ürünleri, süt ürünleri, atıştırmalık, sonra online platform üyelikleri mesela satın alma şeyinde şu anda niyeti ve yapılmış olan yüzdeleri gösteriyor bu. Kitap, gazlı alkolsüz içecekler, ücretli video oyunları, ücretli mobil online oyunları ve video ekipmanları şu anda harcama olarak artan ürünler ve hizmetler. Azalanlarsa işte en fazla tatil, dışarıda yeme içme, sosyal faaliyetler, bunlar %60'lar yine düşmüş. %60 harcamalardan çıkartılmış. Valiz var ve parti elbisesi falan gibi şeyler var. Damatlık var. Kıyafet, ulaşım, parfüm, beyaz eşya, kırtasiye, kozmetik, ev elektroniği, bunlar %10'lara kadar gelmiş. Bilgisayar, laptop %8'lerde, çünkü artık evden çalışıyoruz. Evet, azalma olsa bile yine aslında ev home office'e çevirdiğimiz için
Orada da bir şey var. En az düşüş telefon ve tablette görülmüş. -2'lerde. O da aslında bakarsanız hani zaman içerisinde zaten cyclical bir şey görüyoruz. Düşüş artış görebiliyoruz. Belki de onu yansıttı. Pijama satışları patlamıştır hocam. Göstermiyor. Kıyafet düşmüş. Kıyafete giriyorsa eğer. Hocam. Kesinlikle. Şöyle söyleyeyim. Kamerayı şöyle aşağı indirirsek belli olur. Ben söyleyeyim. Hepimiz gömlek tişörtlüyüz ama. Bence webinarlarda ayağa kalkma zorunluluğu koymak lazım. Ki kıyafet satışları artsın. Hakikaten şimdi iletişim ve pazarlama hocalarıyla webinar yapınca çok keyifli geçiyor. Baştan da söylemiştim. Ben normalde ekonomi konuştuğumuz için daha böyle ne derler? daha hareketsiz, daha aslında, az böyle. Aslında en ağlanacak durumda olan bizdeyiz ama. Çaresizlikten hocam ya. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi biraz önce değindiğim konu hakikaten biz Türk insanı olarak biz paylaşmayı çok seviyoruz. Yani komşumuzla paylaşıyoruz, ülke olarak sınır komşularımızla paylaşıyoruz. Haliyle de bu hani biz takdir görelim diye yapmıyoruz. Bu bizim yani içgüdüsel bir şeyimiz. Evet. Böyle doğduk, böyle büyüdük, böyle de öleceğiz. Dolayısıyla da bu bizim kültürümüzde var sonuçta. Bizi alkışlasınlar diye yapmıyoruz. Daha programın başında da belirttiğim gibi işsizlik konusunda da yani elimizi her zaman bizler de taşın altına koymalıyız. Şimdi öyle bir tablo var ki dünyada maalesef bu tamamen kapitalizmin bir sonucu. 8 milyar insan var ve 8 milyar insanın %1'i %99'un parasına, refahına sahip. Yani biz böyle bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla da hakikaten yani bir şeylerin bunu değiştirmesi lazım. Şimdi Gülberk hocam belki kızacak bana aramızda sporla en çok ilgisi olanı. Şimdi hocam öyle bir dünyada yaşıyoruz ki biz sporcunun yani kazandığı paraya bakın bir de bir bilim adamının kazandığı paraya bakın. Yani burada bir çelişki yok mu? Şu an baktığınızda herkesin ihtiyacı olan bilim insanları. Çünkü gelecek bilimde ama gelire baktığınız zaman da zor geçiniyorlar. Öyle değil mi hocam? Yani bizler de aynı işi yapıyoruz sonuçta. Burada bence bilim insanlarına şöyle bir yük konuluyor. İç motivasyonunuz yüksek olsun, dış motivasyonla motive olmayın lütfen. hobi olarak da spor yapsınlar hocam. Aynen öyle. Belki hobi olarak da. Evet doğru. Şimdi biz süremizi de doldurmak üzereyiz. Gülberk hocama ben aslında biraz böyle bir magazinsel bir soru sorayım. Ondan sonra da diğer hocalarıma da son birer cümlelerini alayım ve tamamlayalım. Hocam AVM'ler açılacak mı? Ah günün sorusu. Herkesin beklediği soru bu. Açıkçası işte bugünkü gördüğüm haberden sonra işte Mayıs 15 gibi iç hatlarımız eğer açılmaya başlayacaksa ki hani genel olarak bir dedikodu olarak hani kesin bir şey olmamakla beraber kontrollü olarak açılacağı, çünkü çok uzun zamandır kapalıyız. Evet. Kontrollü olarak açılacağı, işte önce belirli mağazalar içeriye kontrollü olarak belirli sayıda tüketici alarak vesaire gibi dense de henüz resmi bir açıklama ben bilmiyorum. Fakat hani biliyorsunuz kapandığı zaman küllen kapandı. Açılacağı evet. Zaman da belki o şekilde açılacağı planlanıyordur. Çok emin değilim. Maalesef Türkiye'deki bir AVM hatta, çünkü yaşam merkezi olarak da geçiyor. Tüketicilerimiz özellikle hafta sonlarında aile olarak yaşamlarını orada devam ettirip işte yemek olsun, eğlence olsun, yoğun zamanını oralarda geçirdiği için yine o kalabalık belki de bu virüs dalgasının iyice ölmeye yakın zamanında tamamen açılabileceğini düşünüyoruz. Ama hakikaten bana sorarsanız yine sosyalleşmenin bir parçası olduğu için bu AVM kültürü yakın zamanda bir regüle edilerek bir şekilde belki kısıtlı olarak açılacaktır. Buradan Şafak Hoca'ya geçmek istiyorum. Şimdi hocam bence bu AVM'lere tekrar eski ilginin olması evet sağlık kontrollerinin yapılmasıyla çok ilintili ama diğer taraftan bence iletişimi de önemli. Yani insanlara bir mesaj verilmesi lazım ki insanlar AVM'lere gidebilsinler. Sizce ne yapmak lazım eski güvenin oluşması için? Bir iletişim stratejisi geliştirilebilir mi veya şu an yapılıyor mudur acaba AVM sahiplerince? Hocam çok net biliyorum şu anda bir strateji izleyemiyorlar.
Şu an itibariyle söylüyorum. Bunun sebebi de gerçekten önlerini göremiyor olmaları. Sorumluluk da almak istemiyorlar. Yani bir AVM'ye çağırıp ya da şu aşamada mesela biz riskin düşük olduğunu düşünüyoruz ve bunun için mağazalarımızı açma kararı aldık da diyemiyorlar. Bu bir risktir çünkü. Bir taraftan ekonominin devam etmesini isteyen, sosyal yaşamın devam etmesini isteyenler için iyi bir adım olabilir. Bir taraftan da belli bir kesim için, hassas kesim için salgının tekrar yayılmasına ya da alevlenmesine neden olur. Ve insanları sebepsiz yere cesaretlendirir korkusuyla şu anda hiç kimse böyle bir adımı atamıyor. Bu salgın tamamen ortadan kalktığı ya da belli koşullar oluştuğunda artık insanların belli koşullarda sosyalleşebileceğinin kesin onayı çıkarsa o aşamada zaten markalar hazır bekliyorlar. Zaten markalardan önce alışveriş merkezleri bunun iletişimini yapacak. Çünkü markalar bir şekilde internetten satıştan ürününü tüketicisine ulaştırır. Ama AVM kirasını alamayacağı için markalardan önce AVM'ler bunun iletişimini yapacaktır. Ama resmi bir onay, resmi kesin bir bilgi gelmeden bunun için şu anda hiçbir bir adım atamaz. Atması da doğru olmaz hocam. Risktir çünkü. Evet. Markanın daha sonra toparlayamayacağı bir çok hemen büyük bir risk oluşturur. Baz yayılır sosyal medyada. Doğru. Peki Selçuk Hocam. Ben turizmle ilgili içinizi karartacağım ama ondan evvel AVM'ye... Karartmayın ilgili, hocam. Karartmayın benim hocam. Olsa, ama, otel sizin ama benim için. AVM'lerle ilgili olarak ben de şunu söylemek istiyorum. AVM deneyiminin en önemli parçası oradaki fast food kültürü, sinemaya gitmeniz, ne bileyim orada yapılan bazılarında işte kayak, buz pateni pisti vesaire gibi şeyler var. Bunların hiçbirinin şu anda açılması gündemde değil. Yani 3-5 tane mağazayı denetimli olarak, dönüşümlü olarak açsalar bile sonuçta gidip orada yemek yiyemeyeceksiniz büyük ihtimalle. Trafik, büyük ihtimalle sinemaya giremeyeceksiniz. Mağaza trafiği, AVM trafiği yüksek olmayacağı için. Evet, yani onun için zaten açılsa bile ancak dediği gibi Şafak Hocam'ın bu kiralar miralar ödensin hiç olmazsa diye bir beklentiyle açılacak. Onun haricinde o eski bizim deneyimimiz, AVM deneyimimiz tüketici olarak, müşteri olarak zaten karşılanmayacak. Buyurun. Peki hocam, ben size turizmi sorayım. Siz turizmin içinden gelen biri olarak en doğru yorumları yaparsınız. Umarım çok karamsar değilsinizdir. Şimdi biz geçen sene 30 milyar dolar gibi bir hasılat elde etmiştik turizmden. Bu yılda 40 milyar dolara yakın bir hedef vardı. Şimdi maalesef ki bu hedefi yakalamak mümkün değil. Yurt dışı turizm olmayacaktır muhtemelen. Peki yurt içi turizm açılır mı bu sezon? Ne dersiniz? Buradan bir kısım kapatılabilir mi? O kaybedilen kısım. D vitamini alabilecek miyiz Sayın Hocam? Onu ancak balkonda alabilirsiniz. Ya da havuz başında denizin alabilirsiniz. Hocam ben turizm kökenliyim. Sektörde pek çok tanıdığım insan var. Hem otellerde hem acentacılık yapan rehber dostlarım var. Herkeste büyük bir karamsarlık ne yazık ki söz konusu. Çünkü turizm mass'le yapılan bir şey. Yani toplu halde yapılan bir şey ve yapılabilecek en son şey de bir araya gelmek şu anki ortamda. Yani uçağa binseniz 300 kişiyle berabersiniz. Otele girseniz 3000 kişiyle berabersiniz. Müzeye gitseniz 30 bin kişiyle berabersiniz. Aynı anda ve bunların bir araya gelmesi kadar tehlikeli bir şey yok şu an itibariyle. Bence toparlanması en mümkün olan, en zor olan, en az mümkün olan sektör turizm. Çünkü turizm inşaat bile daha hızlı toparlanacak. Sonuçta tüketiminde ya da satın alımında bir tehlike yok. Gidiyorsunuz showroom'a, maskeli birisinden bilgi alıyorsunuz, paranızı ödüyorsunuz, topunuzu alıyorsunuz. Yani sizin sağlığınızı tehdit edecek bir şey yok. Beyaz eşya öyle. Otomotiv öyle. Onlar bence çok daha hızlı toparlanacaklar. Şu süreç geride kaldığında. Onlar da büyük ihtimalle sonbahardan sonra olacak ama yani yazında bunun hareketliği başlar. Ama hem bizim şu anda bu rezervasyonları yapmamız lazım. Çünkü özellikle Avrupalılar bu döneme zaten rezervasyonlarını bırakmazlar. Onların gelmeyeceği kesin. Gelmek isteyenleri de büyük ihtimalle biz istemeyeceğiz. Çünkü adam bir haftalık tatil köyüne gelecek. 15 gün Türkiye'ye girerken 15 gün ülkesine dönerken karantinada kalacak. Karantina. 5 haftanın 1 haftasında tatil yapacak, 4 haftasını karantinada geçirecek. Yani bu şartlar altında
zaten dış turizmin olmayacağı muhakkak bir gözüküyor. Açık. İç turizmde de yani mutlaka çok büyük bir format değişikliğinin olması lazım. Bizim o Antalya'daki, Belek'teki, Side'deki, Kemer'deki otellerin hepsi biliyorsunuz all inclusive sistemle çalışan, açık büfeleri olan şeylerdi. Bunun artık sürdürülebilirliği yok. Yani kimse bir evvel insanın ellediği kaşıkla tabağına yemek koymak istemeyecek veya işte birisinin kalktığı masada oturmak istemeyeceksin. O bakımdan orada da büyük zorluklar görüyorum. Çok belki iç turizmde şeyler olacaktır. Çünkü insanlar o kadar bunaldılar ki yani o 20 yaş altı ile 65 üstü zaten 4-5 haftadır evde. Bizler zaten iki katı iş yüküyle çalışıyoruz hepimiz. Eve geldiğimizden beri. Herkesin tatile çok ihtiyacı var. Mutlaka bir çözümü üretilmesi gerekecek diye düşünüyorum. Aksi takdirde bu kafayla Eylül'de, Ekim'de tekrardan iş hayatına dönmemiz mümkün değil. Kimsenin ne çocuklar okuyabilir ne bizler iş başı yapabiliriz. Kesinlikle. Dönülse de kimse verimli olamaz. Çok haklısınız hocam. Herkesin tatile ihtiyacı var. Umuyoruz. Söylenildiği gibi Haziran ayında eğer bu iş toparlanırsa 3. çeyrekten itibaren ekonomi de yavaş yavaş kendini toparlamaya başlar. Yazın yavaş yavaş belki seyahatler de planlanabilir. İnşallah. Bugün çok keyifli bir webinar yaptık. Dolayısıyla da ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Evet, öğrencilerimiz çok değerli bilgiler bugün aldılar. Aynı zamanda keyifli bir webinar izlemiş oldular. Üniversitemizin farklı fakültelerinden öğretim üyeleriyle. Peki, hoşça kalın. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Herkese sağlıklı. Hoşça kalın. Teşekkürler.